MHP lideri Bahçeli'nin dem sıralarına gidip el sıkışmasıyla beraber sokakta acaba yeni bir dönem mi başlayacak sorusu hızla oluştu. Çünkü daha düne kadar meclisten kovulmasını istedikleri bir siyasi partiye terörist yaftasıyla lanetlediği ve kışkırttığı, toplumu ona karşı kışkırttığı bir siyasi partiyle tokalaşmış ve her şeyden önemlisi dışarıda barış yapacaksak içeride de barış yapmalıyız gibi bir söylemle barış kavramını telaffuz etmesi olmuştu. Bu sahada, sokakta yeni bir süreç mi acaba duygusuyla beraber bütün dikkatlerin aslında oraya yönelmesine de neden oldu. Bahçeli'nin 3 haftadır düzenli bir biçimde barış sürecini, daha doğrusu yeni bir süreci yürütmek istediklerine dair tutarlı bir biçimde her hafta yapmış olduğu yeni açıklamalarla beraber biraz sokağın da merakı o konuda şey olmuş oldu, süreklileşmiş oldu. Ama tabii sokağa baktığınızda sokak her ne kadar Bahçeli barış kavramını kullandıysa, Kürt sorununun çözümünde doğru bir muhataba, Öcalan'a işaret ettiyse ve aslında çok hızlıymış gibi gelen fakat aslında önceki barış ve çözüm süreçlerindeki deneyim üzerinden yükselen bir girişimin parçası gibi davranıyor olsa bile sokak bu konuda biraz temkinli. Genel olarak sokakta şöyle bir yansıma var. Gerçekten bir barış süreci mi olacak? Gerçekten karşılıklı diyalog yapacaklar mı? Gerçekten bu defa bir süreç sonuna kadar gidebilecek mi? Burada bir oyun yok mu? MHP varsa oyun var diyenlerle MHP'nin olması belki de işin daha gerçekçi olmasına yol açar. Milliyetçi kanat ve derin devlet içerisindeki mukaddesatçı kanadın belki bu anlamda direnişini engeller, olabilir diyenler var. Ama genel olarak sokak oldukça temkinli. Daha önce yaşanmış süreçlerin ortaya çıkardığı başarısızlık ya da akamete uğramasıyla beraber oluşan şiddet dalgasındaki yükselme ve büyüme, Kürt meselesi üzerinden ortaya çıkmış olan etkilenim dalgasının çok büyümüş olması ve bundan sokaktaki insanın birebir etkileniyor olması biraz daha kaygılı, biraz daha temkinli yaklaşmasına yol açıyor. Kandırılma duygusu çok fazla konuşuluyor. Yeniden kandırılmayalım, yine kandırılıyor muyuz? Güvensizlik emareleri oldukça yoğun ama tüm bunlarla beraber yeni bir sürecin oluşması ve çözüme dair ciddi bir sürecin kurulmasına ait güçlü bir psikoloji ve güçlü bir istek de sahadan yansıyor. Yani insanlar Kürt meselesinde barış ve çözüm sürecinin oluşmasını, bir müzakere sürecinin oluşmasını arzu ediyorlar. Ama geçmişin getirdiği güvensizlik ve korkuyu da bir kenarda tutarak süreci izliyorlar, temkinlikle izliyorlar. Ortaya çıkan durum henüz bir müzakere ve çözüm süreci olarak algılanmıyor. Bir temas, bunun insanlar farkında, bu temasın nereye kadar gittiği, kimin ne yapacağı konusunda daha çok izleyen bir yerde duruyor. Kendini kaptırmaktan çekinen bir yerde duruyor doğrusunu istersen. Şu aşamada MHP, AKP gibi Cumhur İttifakı'nı oluşturan bir iktidar yapısının böylesi bir süreç başlatmış olmasının en az iki nedeni olmalı diye düşünmek gerekiyor. Biliyorsunuz mevcut iktidar ve Cumhur İttifakı'nın karakteri oldukça merkeziyetçi ve otoriter bir karaktere sahip. Kürt meselesinde meselenin inkarı üzerinden kurulu bir söylem skalasına sahipler ve açıkçası toplumsal kutuplaşma ve milliyetçileşme, ırkçılığa varan milliyetçileşme, kültürel ırkçılığın güncel görünümlerini arttıran milliyetçileşme dalgasının kendisinin de birebir sorumlusu olan bir iktidardan bahsediyoruz. Böylesi bir iktidarın biraz da tek adama dayalı, aslında tek adam demeyeyim ama bir tür MHP Bahçeli Erdoğan ikilisine dayalı bir Cumhur İttifakı iktidarının ve otoriterizminin kendisi demokratik nitelikler arz etmiyor en azından. Demokratik nitelikler arz etmediğine göre bu kadar merkeziyetçi, otoriter ve mukaddesatçı, milliyetçi bir iktidar görünümünün bir günde uyanıp da demokrat olmaya, toplumun farklı kesimlerinin özgürlük sahasını tanıyacak hidayete ermesini beklemek çok zor. Buradaki mesele bu tip iktidarların hesap ve çıkarları ile ilgili olarak öne çıkar.
Bu tip iktidarlar bu kadar büyük ve tarihsel bir meselede bu kadar büyük reddettikleri ve geniş blokajlar çözümsüzlüğü üretecek, geniş blokajlar oluşturduğu bir meseleye yöneliyorlarsa çok ciddi iç ve dış çıkmazlara sahiplerdir. Bunu aşabilmek ve iktidarlarının devamını sağlayabilmek açısından bir şekilde bu büyük meselenin halline ya da bir şekilde bu büyük meselenin ayak bağı olmasını gidermeye ihtiyaçları vardır. Ya da ikincisi, uluslararası, bölgesel, başka daha büyük hesap ve çıkarlar ve roller kendilerine atfetmek istemektedirler. Ama bu ilerleyebilmekle ilgili, bu yeni olanaklarla ilgili Kürt meselesi gibi büyük bir meselenin yine ayak bağı olmasını istememek ya da içeride bir şekilde Kürt sorununa bağlı gerilim ve ayrışmanın giderilmiş olması, şiddet dalgasının giderilmiş olmasına ihtiyaç duyuyorlardır. Yani her durumda çıkarlarıyla alakalı bir durum vardır. Mevcut durumda iktidarın pozisyonuna ve Orta Doğu'daki gelişmelere baktığımızda her iki olasılığında mümkün olduğunu, çünkü iktidarın yürütmüş olduğu yeni rejimin ülkeyi içine soktuğu çoklu kriz hali ortada, ekonomik krizden, adalet krizine, demokrasi krizinden toplumsal çürümeye kadar, üstelik diplomatik kriz çok derin ve daralmış bir iktidar var. İlerleyemeyen, yol alamayan bir iktidar var. Krizlerle var olmayı, hegemonya kurmayı alışkanlık edinmiş bir otoriter yeni rejim bir yerden sonra kriz üreten ya da oyun bozucu pozisyonlarla değil, oyun kurucu pozisyonlara da ihtiyaç duyacak ortamlara ihtiyaç duyuyor ve tam da bu noktada Kürt meselesinin çözümü çok önemli bir bağ olarak görünüyor. Bu tip iktidarlar tarihsel fırsatlar ve tarihsel yok oluşlar arasındaki ilişkide Kürt meselesi gibi bir meseleye yaklaşırlar. Belli ki Bahçeli öncülüğünde ama aslında devletin önemli bir kanadının da desteklediği ya da ön açtığı ya da ajandasında yer alan bir süreç içinde Cumhur İttifakı bileşenlerinin de olduğu, ki Erdoğan bunu açıkça söylüyor, Cumhur İttifakı tutumu olarak tarifliyor. İktidarlarının, hükümetlerinin tutumu değil, Cumhur İttifakı tutumu olarak tarifliyor ve Cumhur İttifakı'nın tutumunu devletin ana egemen yapısı olarak da tarifliyor. Bu yapının ortaya çıkardığı bu süreç, açık ki tarihsel fırsatlar ve tarihsel çıkmazlar arasındaki ilişkide lehe bir ön alma, aynı zamanda lehe bir ilerleme beklentisiyle bu sürece yönelmiş görünüyor. Bahçeli'nin ilk açıklamasından bu yana Kürt cenahı esas olarak söylem değil, pratikte, somutlukta söylemin karşılığının ne olduğunu görmek istiyordu. Muhataplarından bir yanı devleti temsil edenler bir beyanda bulundu ama devletin hitap ettiği muhatapların bir beyanı nerede durduğu, o meseleye nasıl yaklaştığı ile ilgili herhangi bir açıklama olanağı yoktu. Zaten Sayın Öcalan biliyorsunuz İmralı'da tecrit altında ve devletin izin verdiği ölçülerde ve koşullarda ancak iletişim kurma hakkı edinebiliyor. Oldukça hukuk dışı bir tecrit durumuyla karşı karşıya. Öte yandan Kandil barış tartışmasının diğer bir muhatabı olan Kandil'den Öcalan'dan ses gelmediğinde oradan da bir ses almak çok mümkün görünmedi. DEM Parti ise zaten kuruluş amacına ve ruhuna da uygun olarak Kürt meselesinde siyasal araçların, demokratik araçların kullanılarak çözülmesi yönünde bir yasal siyasal parti olarak çözümün partisi olarak konumlanmış olduğu için her tür barış olanağı karşısındaki geleneksel pozisyonunu yeniden hatırlatmış oldu. Aslında Bahçeli'nin konuşmasından bu yana somut olarak ne yapmak istediği ve ajandanın ne olduğuna dönük çağrı ve beklentiler yanında karşı muhatabın ne dediğini duymak istemeye dönük çağrılar ve beklentiler, Bahçeli'nin Öcalan gelsin, mecliste konuşsun, örgütünün ilave edildiğini açıklasın minvalindeki konuşmasının ardından hemen ertesi gün Öcalan'la yapılan görüşme söz konusu. Aslında bir nevi o görüşme salı günü yapılmış olan konuşmaya bir tür yanıt niteliği de taşıdı. Çünkü Bahçeli tecrit kaldırılırsa, koşullar oluşursa gelip konuşsun demişti. Öcalan da tam o noktada tecrit sürüyor. Koşullar oluşursa çatışma ve gerilim ortamını siyasal
zeminlere çekme deneyim, pratik ve bilgisine sahip olduğunu ilan ederek aslında Bahçeli'nin söylemiş olduğu söyleme yanıt vermiş oluyor. Tecritin henüz kaldırılmadığı ve koşulların oluşmadığı için sürece dahil olamadığını ama sürecin karşısında süreç için bir muhatap olarak rolünü oynamak istediğini beyan etmiş oluyor. Gerisi şimdi devlete bağlı. Devlet tecriti kaldırır mı? Öcalan'ın mecliste konuşmakta dahil belki bu işin tabii ki simgesel, ironik yanlarından biri gibi görünse bile eşit bir müzakere ortağı olarak koşullar oluşturulur mu? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama Öcalan kendisine atılan, futbol deyimiyle söylersek kendisine atılan topu tekrar pasa çevirip karşıya atmış görünüyor. Top karşının ayağında, ne yanıt verecekleri, nasıl bir tavır alacaklarını izlemek, görmek gerekiyor. Çünkü Öcalan hazır olduğunu, bir muhatap olarak hazır olduğunu ilan etmiş durumda. Çağrıya yanıt vermiş durumda. Hatta Öcalan'ın açıklamasının hemen ardından biliyorsunuz PKK yapıları da tüm yapılarıyla ve bileşenleriyle Öcalan'ın şeyini tanıyacağını, sürecini tanıyacağını, Öcalan'ın içinde olduğu süreci tanıyacağını ve dahil olacağına dair beyanlarda bulundular. Dolayısıyla PKK cenahı içerisinde aynı zamanda DEM Parti cenahı içerisinde süreç karşısında var olmak ve sürecin bir parçası olarak muhataplık sorumluluğunu üstlenmekle ilgili bir sıkıntı ve sorun bulunmuyor. Ama hala biz Kürt meselesinde iktidarın Bahçeli öncülüğünde yürüyen devlet mekanizmasının nasıl bir Kürt sorunu çözüm mantalitesi içerisinde yol alıp hangi araçlarla yol almak istediğine dair hiçbir somutluk ve ajandayı bilmiyoruz. Aksine Bahçeli'nin 3 haftalık yaptığı konuşmadan şunu anlıyoruz. Adeta devletin ve iktidarın masasında her tür olanak, fırsat ve riskleri bertaraf ederek büyüyebilecek bir koşul var. Ama bu koşullara mümkünse hiçbir şey vermeden ya da çok az vererek sahip olma isteğini çağrıştıran ifadeler var. Örneğin Kürt sorununun müzakeresinden ziyade Kürt sorunu yok söylemini kullanıyor MHP lideri. Bunu temsil ettiği siyasi parti ve tabanın ihtiyaçları üzerinden de söylüyor denebilir ama çok öyle görünmeyebilir. Öte yandan barış söyleminin içini örgütün lağvedilmesi olarak algılıyor. Kürt meselesinin çözümü olarak algılamıyor. Kürt sorununun olmadığını ancak Kürt yurttaşlarının tek tek problemi olduğunu, kolektif hak taleplerinin ise bölücülük olduğunu iddia ediyor. Bunların bir kısmı MHP jargonu içerisinde geldiği, siyasi partinin jargonu içerisinde ve kendi taban parti ihtiyaçlarına ait söylemler gibi de okunabilir. Bunlar aslında devletin tırnak içinde masayı açmak istediği üst çerçeve olarak da okunabilir. Dolayısıyla bu söylemlerin kendisinden şu anda sadece şunu anlıyoruz. Tarih boyu yapılan 3 hata var, 3 yaklaşım biçimi var ve bu yaklaşım biçimi çok fazla aşılmak istenmiyor gibi bir algı var. Örneğin Cumhuriyet'in ilk yıllarından sonra uzun yıllar Kürt meselesi yok, hatta Kürtler yok. O dönem Şaki, sonra terör problemi var. Şakilik, eşkıyalık ya da terör bittiğinde gerilim de bitecek gibi bir teori vardı. Uzayan ve süren onca yıllık talep ısrarı ve mücadele ısrarının ardından Kürt meselesi var ama aynı zamanda şiddet meselesi var. Şiddet ayrı ama Kürt meselesi ayrı gibi aslında şiddeti Kürt meselesinin bir sonucu olarak okumak istemeyen, ayrıştıran ve Kürt meselesini tekilleştiren bir siyasal akıl giderek devlet içinde bazı mekanizmalarda kurulmaya başlandı. Toplum içerisinde de bu aslında zerk edildi bir şekilde. Zamanla yer yer aslında Kürt meselesi şiddet üreten aynı zamanda Deleuze'ün ünlü deyimiyle her isyan isyancısını doğurur söyleminin de bir devamı, bir yansıması olarak Kürt meselesinde açmış olan inkar, yasak, sansür, red, hak taleplerini görmek istememe ısrarının ortaya çıkardığı bir isyan olarak, yani sorunun bir sonucu olarak şiddeti algılayan bir durum yeni yer yer oluşmaya başladı ama hala devletin egemen bir kesiminde ne yazık ki Kürt meselesinin olmadığı
bir şiddet problemi olduğuna dönük bir dayatım var ve bu ciddi bir problem olarak duruyor. Hatta şöyle bir şey var, nasıl Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kürtler yok, Kürt meselesi yok, şiddet var deniyor ise, şimdi Kürt meselesi var da hallettik, Kürtler var ama Kürt sorunu yok. Fakat şiddet var minvalinde yürüyen bir durum var. Dolayısıyla hala biz devlet mekanizmasının, egemen aklın, belki de bunu şekillendirdiği toplumsal algının Kürt meselesi ve şiddet arasındaki doğrudan ilişkinin sağlıklı kurulabilmesi, hatta Kürt meselesiyle Türkiye'deki siyasal istikrarsızlığın, krizlerin, çürümenin ilişkisinin doğrudan kurulmasını sağlayacak doğru mekanizmalara, anlatı düzeylerine, süreçlerine, gerçeği yeniden hatırlatma, anlatma ve toplumu bu anlamda aslında belki de çözümün, barışın gerçek anlamda destekleyicisi haline getirmekle ilgili ikimiz sorumluluklara sahip görünüyoruz.